Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bir belgenin temasını nasıl değiştirebiliriz bunları anlatacağım. Aslında gördüğünüz her sayfa bir tema demektir. Yani şu an görmüş olduğunuz aslında bir temanın görünümüdür. Yani bu bir şablondur. Şimdi giriş kısmında şu kısımlara yüzeysel de olsa değinmiştik. Başlık 5, başlık işte X, normal bunlar nasıl oluşturuluyordu? Şu an seçtiğimde görüyorsunuz zaten. Bunlar da bir hazır paketti. Bu paketlerin de tümden bir teması var. Bu temalar kısmı sayfa düzeni içerisinde şu sol tarafta gördüğünüz kısımdır. Temalara geldiğim zaman üzerine geliyorum, bakın yazı tipleri değişecektir. Evet. Dikkatli baktığınızda çok rahat fark edersiniz. Ciddi değişimler oluyor zaten. Hepsinin yazı tipi farklı. Daha da önemli bir şey göstereyim sizlere. Bakın şurada mesela tablo kısmı var. Bu temalara geldiğim zaman tablo kısımlarıyla alakalı bakın renkleri de değişiyor. Buradan gezinti, görünüş, işte hasır, hava akımı gördüğünüz gibi bakın buralar falan hep renkleri değişti. Tablolarda, grafiklerde de bunlar değişiklik gösterecektir. Tekrar renkleri görmeniz açısından bu kısma geliyorum. Bakın çok değişik görüntüler, görünümler meydana geliyor. Diyelim ki bunu seçtik. Gördüğünüz gibi yazı stilimiz tamamen değişti. Şu şekilde bir yazı stili olmuş. Aynı zamanda buradan mesela renklerini değiştirelim. Renkleri baktık. Yazı tiplerini değiştirelim. Bakın. Kendimiz yapabiliyoruz. Peki yeni tema yazısını nasıl oluşturabiliriz? Öncelikle ona bakalım. Yazı tiplerine giriyoruz. Yeni tema yazı tipleri oluştur diyoruz. Buraya mesela diyelim ki stilim 1 dedik. Burada başlık yazı tipine normal klasik yazı tipini koyalım. Şuna da değişik bir yazı olsun. Ve tıkladığımızda bu şekilde yazılar meydana gelecektir. Gördüğünüz gibi değişmekte. Daha sonra efektler kısmı var bakın burada. Bu efektleri de uygulayabilirsiniz. Temalar kısmı bu şekildeydi. Kendi temanızı şu şekilde görebilirsiniz. Bakın. Burada geçerli temayı kaydet diyor. Biraz önce biz temalar oluşturduk ya. Geçerli temayı kaydet dediğimde tema 1 şeklinde buradan bu şekilde kaydedip de bunu da kullanabilirsiniz. Bu stil üzerinden de sayfa düzenlerinizi oluşturabilirsiniz. Tamamen kendinize özgür bir tema kısmı oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.